Dışarıdan birisi mi geldi? Robert, ne demek istiyorsun anlamıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kumandana bakacaktım. Hele önce bir künyeni duyalım kardeş. Kimsin? Ne edeceksin kumandana? Varın kumandana deyin ki hasta hekime görünmüş. Şifa bulmuş gelmiş. Bu ne demek? Sen var dediğimi de. Kumandan anlar. Çok vakit oldu. Ayın ayrı, yıldızın ayrı özlemiş. Kumandan askeriye telgraf çekin bunu hemen. Söyle Mahmut. Kumandanım, bir şahıs geldi. Sizi görmek ister. Adı sana yok mu evladım bu şahsın? Adını demedi kumandanım ama hasta hekime görünmüş, şifa bulmuş gelmiş dedi. Alayım mı şahsı kumandanım? Sana çok güzel bir hediye vereceğim. Hazır mısın? Anlat bakalım Mehmet. Neler planlıyordunuz? Güzel gidiyor. Anladım. Sen hediyeni almakta ısrar ediyorsun. Hem de hızlıca. Haklısın. Bence de haklısın. Kim göğsünde bir İngiliz bayrağıyla dolaşmak istemez ki değil mi? Bu hayvanı transfer listesinden silmiyoruz. Hintok gözüsünün havasını görünce sakinleşir. Hadi. Hadi ne planlıyorsunuz? Bunu bulmam bu kadar zor olamaz. Ne planlıyorsunuz?
Yol buradan Fob'a kaç kilometre kardeş? Buradan limana aşağı yukarı 20. Esir kampına da bir 30 ekle. Güvenliğini almaya başlamışlar. Gün doğmadan bizimkileri sürmeye başlarlar. Şerefsizler. Yürütecekler mi bu kadar yolu bizim çocuklara? Şerefsizlikleri sadece bu olsaydı keşke. Bir kez dinlenme verirler. Tam ortada. Kudeybiye mevkiinde. Orada mı baskın vereceğiz? Hasılada durduklarında makineliği kurarlar. Güvenlik fazla olur. Ya? Burada. Tam burada. Hiç beklemedikleri bir anda yıldırım gibi çarpacağız onları. Neye uğradıklarını şaşacaklar. Daha ne olduğunu anlamadan esirlerimizi alıp çölde gideceğiz. Nasipse tek kayıp vermedim. İnşallah kardeş. İnşallah. Bütün bunları yapan bir eli sakat bir adam olamaz. Ne düşünüyorsunuz efendim? Alfred, bütün bunları yapan iki tane İngiliz askerinin jiletle gırtlağını kesip bu kamptan firar etti. Sonra her nasılsa çölde üç tane İngiliz askerini daha öldürdü. Ve yüzbaşıyı da orada ölü diye bıraktı. Hem de bir eli çolak adam, öyle mi? Şüphelendiğiniz bir şey mi var efendim? Şüphem var diye ben buradayım. Tabii ki yapamaz. Tabii ki yapamaz. Eğer eli gerçekten çolaksa yapamaz. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Tabii ya. Üsküplü sakat rolü yapan bir casus. Ama efendim, adam Kurnada cephede esir düştü. Ben bir İngiliz casusu olarak rotada savaşıyorsam, bir Türk casusunun da Kurna'da savaştığına emin olabilirsin. Bu Enver Paşa'nın macera perestlerinden birisi. Teşkilat-ı Mahzun'un casusu. Tabii ya. Ve aylardır Basra'daki esir kampında uyuyan bir teşkilat-ı mahzuzacı. Tıpkı rotada savaştığımız Süleyman askeri gibi. Alfred. Eğer muhatapın casuslarsa tesadüflere yer yoktur. Yarın esirlerin nakledileceğini biliyorlar. Bu yüzden firar etti. Yarın nakil sırasında esirleri kaçıracaklar. Başaramayacaksınız. Esirleri kaçırmanıza asla izin vermeyeceğim.
gidiyorlar. Bilmedikleri, bildiklerini biliyor oldu. Kumandanım? Demem o ki, düşmanını hafif gören, düşmana hafif gelir. Kardeşler hele çuvallara bir yardım edin. Hayır mı kardeş? Ne var bunların içinde? Vallahi kardeş çeşit çeşit Arap kıyafeti var, mühimmat var. Arap kıyafeti mi? He. Ne olacak bu kadar Arap kıyafeti? Ne bileyim kardeş. Bana git al gel dediler, aldık geldik. Gerisini kumandan bilir. İyi. Hudeybiye yolu. Kardeşlerime hürriyet. Size mezar olacak. Gidelim Adem. Kumandanım, Zeynep bacı, Şefik kumandanımızı görmek ister. Kumandanım, misafirimiz var. Gel Zeynep. Gel bakalım. Adem sen atları hazırda tut. Zeynep, hayırdır? Hayır mı şer mi siz deyin kumandanım. Anlamadım, ne demek bu? Kumandanım. Victoria'yı aramak gibi daha mühim işleriniz var. Bilirim. Lakin Sait ortada yok. Ne yazık ki kimsenin de onu aramaya niyeti yok. Ağzından çıkanı kulağın duysun Zeynep. Sait için elimizden geleni yapıyoruz. Sen vazifene bak. Bana fırında vazife verdiniz. Ekmek yap, bilgi topla dediniz. Madem bir İngiliz casusunu bulmak sizin için bu kadar mühim, müsaade edin de Said'i ben bulayım. Hiç olmazsa bir işe yaramış olurum. Zeynep, haddini aşma. Süleyman askeri Bağdat'a gittiğinden beri hepimiz darmadağın olduk kumandanım. Victoria kaçırıldı. Esir tutulan askerlerimiz kaderlerine terk edildi. Sait öldü mü kaldı mı bilen yok. Sözüm ona, rotada zafer kazandı. Zeynep! Kendine gel! Bu ne cüret?
Sen hangi sıfatla benim karşıma geçmiş benden hesap sorarsın? Maksadın ne? Bu söylediklerinden bir haber mi sanırsın beni? Bana bak. Ben ömrümü bu davaya senin gibi çömezlerden emir almak için adamadım. Duydun mu beni? Haşa kumandanım. Ben sadece vazife isterim. Zaten bir vazifen var. Eğer ondan da olmak istemiyorsan diline sahip ol. Sen değil, karşımda bir başkası olsaydı çoktan canını almıştım. Bana bak, bu söylediklerine efsanenin, Hüsrev babanın hatrına duymamı sayıyorum. Şimdi doğruca vazifenin başına dön, çeneni kapalı, gözlerini açık tut. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Anlaşıldı kumandanım. La havle ve la kuvvete. Esir nakli için bütün güvenlik tedbirleri onaylandı efendim. Son esirin de gemiye bindiğini görmeden onay falan umurumda değil. Şu firar eden esirden hala bir haber yok. Dur. Önce generale... Ne saygısızlık? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Teğmen, bizi yalnız bırakın. Ne oluyor Bay Cox? Sizinle acilen görüşmem lazım. Hemen! Umarım iyi bir açıklamanız vardır. Esirlerin nakil emrini iptal ettirin. Bu nakil gerçekleşmemeli. Haddinizi bilin Bay Cox. Bana emir veremezsiniz. Size emir vermiyorum general. Bir felaketi önlemeye çalışıyorum. Ne felaketinden bahsediyorsun? Esir kampındaki isyan bir oyundu ve devamı var. Ne demek oyundu? İsyanı siz bastırmadınız mı? Gerek kalmadı. Esirlerden birisi firar etti. Ve her nasılsa isyan bir anda bitti. Bu bir oyun falan değildi Bay Cox. Bir esir kaçtı ve mesele kapandı. Bunu hiç kimse duymamalı, anladınız mı? General, siz askerler hep böyle basit düşünmek zorunda mısınız? Uzun zamandır aralarında yaşıyorum. Türkler asla birbirlerini bırakıp kaçmazlar. Eğer bir kurt av sırasında sürüden ayrılıyorsa mutlaka bir oyun kurmak içindir. Neden bahsediyorsun sen? General, anlasanıza. Kaçan esir nakil yapılacağını biliyordum. Ve nakil sırasında kalan esirleri kaçırmak için baskın yapacaklar. Eminim buna. Ben size hayati bir bilgi veriyorum. Siz karşıma geçmiş gülüyorsunuz. O çok önemli bilgi. Bu muydu Bay Cox? Biz bu ihtimali çoktan düşündük bile. Aklınıza böyle daha yani bir fikir geldi diye esir nakdini iptal edemeyiz. İhtimal öyle mi? Söylediklerimi varsayım olarak mı görüyorsunuz? Size bunu ispat edeceğim. Ama dua edin. Çok geç kalmayalım. Efendim, şekil olsun. Arabaya bin. Lanet olsun bu askerlere, lanet olsun! Efendim, nereye gidiyoruz? Söylediklerim kafalarında yankı yapıyor. Sonra da bir kulaklarından çıkıyor. Çünkü içi boş, kafalarının içi boş! Nereye sürmemi istersiniz efendim? Türklerin kalbini bozmadı. Ne çevirdiklerini öğrenmek istiyorum. Karargâhtaki adamımızla görüşmeliyiz. Yoksa söylediklerim senin kafanda da mı yankı yapıyor? Ama efendim, puta girmeniz çok tehlikeli. Çok sıkı tedbirler var. Oswald, sen nasıl casus oldun Oswald ha? Ben anlamadım ki, nasıl casus oldun sen? Sür! Peki efendim.
Allah Allah. Ya bu neyin hazırlığı Hasan kardeş? Vallahi kıyametin büyüğü kopacak gibi. Dikkat! Hazırlıklar tamam mı Hasan? Her şey emrettiğiniz gibi kumandanım. Hala. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Hülyalanmışsın. Kardeşlerimizi şu gavurun elinden kurtaralım da. Hülyamız da o vakit uyanacağız inşallah. Alacağız. Alacağız kardeşim. Hatta akşam namazını birlikte kılacağız. İnşallah. İnşallah. Sen ne yaptın? Hazırlıkları tamamlayabildin mi? Evelallah tamamdır. Bir tamam hazırız o vakit. Yok. Değiliz. Kardeş. Arzu edersen son bir kez daha bakalım birlikte. Yok denem o değil kardeşim. Başım başında sen varsın. İçim rahattır. Lakin senden son bir isteğim olacak. Söyle kardeşim. Teşkilat-ı Mahsusa'nın KUT'taki elemanlarıyla burada bir görüşme yapmak isterim. Tez vakitte ama. Hepsini buraya toparlayabilir misin? Tamamını mı? He kardeş. Eksiksiz. Toplarız. Toplarız toplamasına da. Aklımız fikrimiz baskındayken. Bu casusların kulağına çalınan illaki bir şeyler olmuştur. Bu esir nakil meselesiyle ilgili. Allah muhafaza. Gözümüzden bir şey kaçırmayalım. Eyvallah. Tez haber salıyorum o zaman hepsine. Yeter artık kardeşim. Öleceksek ölelim. Esaret değil, işkencedir bu. Habire isyan edip dipçik yiyoruz. Harp bitmedi ama biz bittik. Nasıl olacak bu? Ben sana söyleyeyim nasıl olacak. Devlet bizi unuttu. Kendi derdine düştü. Hiçbirimiz buradan sağ çıkamayacağız. Ya gavur vurup öldürecek ya da ben kendi kendimi öldüreceğim. Ne dedin sen? Kardeş ne yapıyorsun? Bırak hele çavuş ne edersin? Canına kıyacaksın demek ha? O vakit git yalvar gavura alsın canını. Hiç olmazsa Allah'ın huzuruna imansız gitmemiş olursun. Ben onu lafın gelişine söyledim çavuş. Ne hiddetlendin? Sana lafın gelişine bir çakarım. O vakit anlarsın lafın nereden gelip nereye gittiğini. Asker ayağa kalk. Asker ayağa kalk. Hepiniz kalkın. Osmancık taburu neferleri. Herkes karşımda hizaya geçsin. Kalk. Asker kalk ayağa hizaya geç. Çavuş emir verdi. Haydi sağır mısınız? Kalkın da. Kalk hizaya geç. Haydi çabuk. Türk neferi nerede olursa olsun dik duracak. Yeğse düşen kafasına mermi yemeyi beklemesin. Zaten ölüdür. Burası neredir Sefer Çavuş? Cehennemdir. Biz bu yola ne diyerek çıktık Mehmet kardeş? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Asker tekrar at.
namusu sandın, harimi namusun! Durun, susun! Yoksa hepinizi gebertirim! Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun! Meğer ki harbe giren son nefer şehit olsun! Kapayın çenenizi dedim pis barbarlar! Karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa... Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa... Denizler ordu, bulutlar donanmaya adırsa... Denizler ordu, bulutlar donanmaya adırsa... Bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar... Taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsar. Değil mi cephemizin zinesinde iman bir? Değil mi cephemizin zinesinde iman bir? Kapa çeneni! Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Susun, kapatın çenenizi. Burası sizin nutuk meydanınız değil. Kesin barbarlar! Değil mi sinede birdir vuran yürek Yılmaz? Değil mi sinede birdir vuran yürek Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz! Asker! Yık şunu! İndir asker! Hey! Asker yık şunu dedim, yık! Seni aşağılık herif! Dik durun! Eğilmeyin! Lanet olsun! Hepinize lanet olsun! Az kaldı! Hepinizden kurtulacağım! Az kaldı! Daha bu işin ahireti var, soysuz! Öyle kolay değil benden kurtulmak! Sağ olasın. Allah yardımcın olsun. Allah razı olsun. Ya! Allah razı olsun.
Ayşe Hüsrev'a. Bereket versin. Ne oldu baba? Yok mu? Yok. Yok kızım. Bakmadın delik komadım. Sanki yer yarıldı, içine girdi Sait. Değirmene uğramamış mı? Yok. Gittim. Değirmene de uğramamış. Ya gören duyan? Kutta kim tanır ki onu? Gören bilen olsun. Başına bir iş gelmiş olabilir baba. İnzibatlar geziyor. Var git evine. Allah razı olsun. Şimdi mühim bir işim var kızım. Sen sakın buradan bir yere ayrılma. Hüsrev baba nereye? Daha ne kadar dayanabileceksin? Sonuna kadar gideceğim Sait. Gidersin, gidersin. Gidersin. Kumandanın hain olduğunu öğrenmesi an meselesi. O vakit ne yapacağım? O vakit geldiğinde çoktan gemiye binip okyanusa açılmış olacağım. Bu devletin ekmeğini yedin Musab. Önünde sonunda kusacaksın. Kusturacaklar. Teşkilat-ı mahsusa. O okyanusta balık olur, yine de bulur seni. Başka çarem yok. Ben babamdan intikamımı aldıktan sonra. Baykuks, Tanrı'ya şükür geldiniz. Oswald, bu görev bitince seni Hindistan'a yollayacağım. Gerilim sana hiç yaramıyor. Bana dostumu getir. Peki efendim. Sana sıkılan kurşun israftır.
Hakkın yağlı urgandır, şerefsiz. Lan bana bak! Ne? Sen biraz fazla olmaya başladın lan. Şşş, beyler, beyler. Hop, sakin, sakin. Ne yapıyorsunuz? Siz kardeşsiniz. Yazıklar olsun, bu itleri konuşturdun ya bize. Gel. Seni rahatsız mı ediyor? Son nefesime kadar ensesindeyim. Uzun sürmeyecek öyleyse. Gel benimle Musab. Nereye? Noel Baba geldi. Onu göreceğin için çok şanslısın. Hadi gel. Hayırdır kardeş? Hayır kardeşim, hayır. Bu yolda fava varır. Lakin nereden baksan Kudeybiye yolundan iki misli. Pek kullanılmaz oldu. Haklısın. Köle olsa vurulmaz iki misli yola. Haydol! Çağrı herkese iletildi. Her şey hazırlandı kumandanım. Eyvallah. Musab, siz... İnsan en yakın dostunu tanımaz mı? Bay Cooks. Sırf seninle görüşmek için ne kılıklara girdim bak. Medine dilencisi oldum. Sırf seni görmek için. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sayende Victoria'yı kaçırdık. Ama kusura bakma, Sait hakkında doğru söylüyormuşsun, seni takip ediyormuş. Ama olsun. Dostluğumuz pekişti. Senden şüphelenmemeliydik. Ayrıca en iyi dostluklar kavgayla başlar, değil mi? Bana vaat ettiğiniz şeyi verin. Ve lütfen beni bırakın artık. Benim aceleci Arap dostum. Dostluğumuz sen isteyince değil, ben isteyince biter. Ayrıca dostum olarak senden son bir görev istiyorum. Karargaha gidip esirler hakkında ne planladıklarını öğreneceksin. Bu imkansız. Musab, ben ne diyorsam yapacaksın. Yap! Oswald, dostumuz Musab, esirlerin nakliyle ilgili bilgi getirdiğinde beni haberdar et. Hemen. Ayrıca bu onun son görevi. Eğer başarılı olursa Basra'dan bir gemiye binmesine de yardımcı ol.
Oswald, sana ne dedim? Arapları sev. Ama sevilecek gibi değil. Bayan Victoria da hala o Arapların birinin yanında esir. Bay Crooks. Ve sizden haber bekliyor. Şu anda onunla uğraşamam. Bırak Necer'in yanında cenneti yaşasın. Bayan Victoria, sizi görmeden çıkacağım diye üzülüyordum. Bense hiç üzgün değilim. Nasıl yani? Ben de gidiyorum. Bay Cox'u daha fazla bekleyemem. Hem kapalı alanlarda durmak beni rahatsız ediyor. Anlıyor musunuz? Burası sizin için cennet gibi. Arka bahçemizde dilediğiniz gibi vakit geçirebilirsiniz. Cennet mi? Burası cehennem gibi. Bakın, kendi evimde yeterince aşağıladınız beni. Fakat misafirimsiniz. Şerif Neccar bir dostuna söz verdi mi sözünde durur. Sözünüz umurumda değil. Burada daha fazla kalmam. Cooks çok istiyorsa gelip beni bulsun. Sizi koruyabilmek için hayatımı tehlikeye attım. Öyle kafanıza göre hareket edip her şeyi berbat etmenize müsaade etmem. Bırak kolumu! Sen kim olduğunu zannediyorsun? Ben evinde uzun süre misafir olacağın adamım. Sizi son kez uyarıyorum. Cooks gelene kadar hiçbir yere gidemezsiniz. Buraya alışsanız iyi olur. Bu misafirlik beklediğinizden uzun sürebilir. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun bıktım bu işkenceden! Lanet olsun! Misafir! Canı cehenneme! Onunla işimiz var. Adamlara söyle gözlerini dört açsınlar. Sakın evden çıkmasın. Baş üstünde efendim. Gereken yapılacaktır. Önüne bak efendi, önüne bak. Tamam, affet dalgınım. Dostların seni görmek ister. Hasbihal edeceğiz. Sen olmadan olmaz dedi büyüğümüz. Çöl kumlarına dikkat et. İzleri silerler. Güneşi takip et. Tabii tabii. Davete icabet sünnettir. Geleceğim. Açığa mı çıktım yoksa? Kumandan niye beni görmek istedi ki? Hem de köle çağırıyor. Nasıl bir dert açtım başına. Kendine gel Musab. Açığa çıksan mesajın başına yediğin mermi olurdu.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ahmet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ömer Bey. Nasılsınız Hüsrev Bey? Memleket gibiyim Ömer Bey. Umudumuz var. İnancımız tam. Bir kıvılcım bekleriz. Teğmen Ali Bey. Bu kıvılcımı başlattı. İngilizlere öyle bir fiske vurdu ki imkanı yok. Bu acıyı sindiremezler. Bizi gizlice topladığına göre bir fiske daha geliyor düşmanın sinesine. Allah diğer vatan evlatlarına da kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Buyurun. Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yoktu bu buluşma hesapta. Vallahi benim bildiğim de senin kadar Musab. Acil çağırdılar geldik. Hayır olsun inşallah. İnşallah. Kulağıma hiçbir şey çalınmadı diyorsun. Yani buluşmanın mahiyeti hakkında. Musab az daha sabret. Çalınsa ne diye nefesini yorayım senin. Eyvallah Ömer Bey, eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teğmen Ali Bey. Bundan böyle Kutul Amare ve havalisinde teşkilatın mahsus sayı temsilen buradadır. Eyvallah. 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 Buyurun oturun. Selamun aleyküm. Sizleri kısaca tanımak isterim. Bana Ömer Bey derler, kumandan. Eyvallah Ömer Bey. Ben Musab kumandanım. Ben Tevfik. Ben Mehmet. Ben Osman. Ben Naci.
Ben Ahmet. Hüseyin Pehlivan. Pişirdiği ekmeklerle her gün ağzımızı tatlandırır. Allah razı olsun. Cümlemizden kumandan. Ayrıca senin de çok yakından tanıdığın bir yiğidin de babası. İki değilim kumandan. Lakin yiğitlerimden biri... Daha vaktimiz çok inşallah. Tanış olacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle apar topar çağırmamıza rağmen hepiniz kalkıp geldiniz. Allah razı olsun. Eyvallah, eyvallah. Şefik Yüzbaşı hakkımda ne söyledi bilmiyorum. Zaten ağzımda pek laf yapmaz. Ondan mütevellit laf okkalandırmadan söyleyeceğim. Adım Ali. Başka da bilmenize lüzum olacak bir hususiyetim yok. Genel bir istişareden sonra çok önemli bir konu hakkında size bilgi vermek için çağırttım hepinizi buraya. Lakin önce sizleri dinlemek isterim. Sen benim yaralarıma mı gülersin yoksa aklın burada değil midir Niyazi? La kestirmeden diyeyim, benim aklım uçtu gitti ya. Aman kardeş, mukayyet ol aklına. O lazım daha bize. La ne yapacaksın sen benim yarım aklımı? Senin aklın sağa yeter artar. Sayın Niyazi, aklım uçtu dedin de nereye gittiğini demedin. La keratalar, hepiniz aynı şeyi düşünürsünüz benimle. Ne diye dalga geçirsiniz? Ha, benim aklım uşağımadır. Her zaman uşağımadır. Kokusunu çekerim içime, dalarım uykuya. Artık neler neler diye. Onun damatlığını görürüm. Torunumu kucağıma aldığımı görürüm. Ve sen de bakayım, senin aklın nerede? Nerede olur benim gibi garibanın aklı? Köyümde, bağımda. Üfül üfül ağacımın altında. Hey Mehmet. Teklif mi beklersin de? Sen de bakayım. Benim aklım yarında. Şu baskında hürriyetimize kavuşalım. Sonrası Allah kerim. Doğru dersin Mehmet. Hürriyetin hayali bile aklımızı başımızdan almaya yetti. Yani diyeceğim o ki, biz silah yığılan iki yer belledik. Şefik kumandana da durumu izah ettik. İcabına bakmak için emir bekleriz. Peki bu aşiretler size istihbarat toplamanız konusunda destek çıkıyorlar mı? Vallahi çıkıyorlar çıkmasına ama İngilizlere de aynı desteği çıkıyorlarsa onu bilemem. Her türlü vaatte bulunuyor Cooks ve adamları. Her şeyi an ve an kaydedeceğiz. Bu devletin hafızası kuvvetlidir. Zerre miktar yapılan ihanet de, sadakat de karşılığını bulur. Ama bugün, amma devran dönende. İnşallah. İnşallah. Bu önünüzdeki harita diğerinin nüshasıdır. Ömer Bey, bu Hudeybiye yolu genelde Arap kervanlarının Fab limanına gitmek için tercih ettikleri yoldur değil mi? Öyledir. Peki geçiş sıklıkları nedir bu kervanların? Günde üçten aşağı değil. Nasıl peki, korunurlar mı? Yükün pahasına göre değişir. Yeri gelir 10, yeri gelir 50 kişi olur. Hepsi silahlı. Hepsi.
Size mühim bir meseleden bahsedeceğim demiştim ya. Mevzunun özü şu. İngilizler yarın Kurna'da, Rota'da esir düşen kardeşlerimizi Basra esir kampından Kudeybiye yolunu kullanarak Fav limanına taşıyacaklar. Hindistan'a sürmek için. İşte biz tam bu yolda baskın vereceğiz gavura. Allah'ın izniyle kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuşturacağız. İnşallah. Ya nasıl olacak o iş? O kadar asker arasında nasıl başı çıkılır? Çıkacağız inşallah. Allah'ın izniyle başaracağız bu işi. İnşallah. İnşallah. Arap kervanı kılığında sabah erkenden yola düşeceğiz. Biz yaklaşık 30 yiğitle kervanı kollayan atlılar rolüne bürüneceğiz. Düşeceğiz yola. İngilizler kardeşlerimizi taşırken bizi uzaktan görünce kervan sanacaklar. Umursamayacaklar. Ama yanılacaklar. Yaklaştıkça üstlerine ok gibi yağacağız. Esirlerimiz de içeriden destek verecekler. Ondan sonra Allah bileğimize kuvvet, gözlerimize keskinlik versin diye dua edip Basra'nın çölüne gömeceğiz onları. Allah'ın izniyle. Bu baskından alnımız bak çıkacağız. Başaracağız. Bu kadar yere düştükten sonra sonunda biz de bir çelme takacağız İngiliz'e. Şükür Allah'ıma. Elimizdeki esiri de kuş gibi uçurdular ya. En çok onun intikamını alacağız diye sevinirim. Doğru. Sahip çıkamadım İngiliz casusuna. Kabahat benim. Üstad Hürriyet kasidesinde ne der? Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadir kıymetten. Benim kardeşim de o cevherin bir parçasıdır işte. Düştüğü çelmeyle yerde kalmaz. Kalkıp ok gibi olur evelallah. Siz şimdi yarınla meşgul edin aklınızı. Dudaklarınızı da mühürleyin. İşin sonunda kardeşlerimizin canı var. Yerinde kulağı var. Doğru söyler. Eyvallah. Düşün, düşün. Nasıl kurtulursun buradan? Nasıl kaçarsın? Nasıl kurtulacaksın? Size şerbet getirdim efendim. Ferahlatır. Sen kimsin? Ben Kevser'im efendim. Peçeli olduğum için tanıyamadınız. Hizmetinizdeyim. Aa. Bağışla beni. Tanıyamadım. Üzerindeki kıyafetler pek hizmetçi gibi değil. Çok yakışmış sana. Aman efendim bunlar paçavradır. Hiç öyle görünmüyor. Eminim bunun gibi başka kıyafetlerin de vardır. Var efendim. Bir de dışarı çıkarken giydiğim kıyafetim var. Gel. Gel. Sabah neferleri baskını en ince ayrıntısına kadar anlatırız.
O vakte kadar kimseye bir şey söylemeyelim. Eyvallah. Allah yardımcımız olsun. İnşallah kardeşim. İnşallah. Doğan gün kardeşlerimize hürriyet olacak inşallah. Ben böyle hararetlenirim de sen hayırdır? Aklın başka yerde sanki. Nerede olacak? Burada. Diyeceğim de beni tanırsın. Boş lakırda ettiğimi anlarsın diye söylemiyorum. Toplantıda bu kaçan Esed için edilen laflara mı takıldı? Adam haklı. Takılmasam ne olacak? Ne mi olacak? Eğer senin aklın orada kalırsa baskın yarın başarısız olacak. Senin aklın eğer orada kalırsa kardeşlerimizi yarın Hindistan'a götürecekler. Senin aklın orada kalırsa biz yarın muvaffak olamayacağız. Bu iş sensiz olmaz kardeşim. Anlasana. Merak etme kardeşim. Allah'ın izniyle yarın muvaffak olacağız. Sabah ola, hayır ola. Allah'a emanet. Eyvallah. Sop. Mesut Bey. Çok şükür sonunda kavuşacaksın evladına. Mehmet kurtuluyor. Öyle. İnşallah. Ama bu sefer de Sait kayboldu. İki gündür ortada yok. Endişe etmeye başladı. Sait deli doludur. Ama işini bilir, endişe etme. Belki Dicle'nin kıyısına gitmiştir. Gençler yalnız kalmak istediğinde oraya giderler. Öyle ya. Hiç bakmadım. Beraber gidelim bakalım. Bana mihmandar ol. Çok isterdim. Lakin şimdi biraz işim var. Sen bekle beni. Ben işim bittiği zaman gelir seni bulurum. Gider beraber bakarız, olur mu? İyi madem, git işini gör. Eyvallah. Müsev Bey. Nasılsın evlat? İyiyim Müsev Bey, iyiyim. Sait'ten konuştuğunuzu duydum, hayır olsun. İki gündür ortada yok, onu arıyorum. Evvelsi gün karargâhtaydı, kumandanla görüşecekti. Lakin görüşemeden ortadan kayboldu. Kevser Hatun. Kevser Hatun. Nereye gidersin? Alacaklarım var. Desene akşama yine ziyafet hazırlayacaksın. De hele, ne yapacaksın yemekte? Etli pilav. Senin ellerinden zehir olsa yenir. Sakın kökün ye lanet olası.
İyi misiniz? Telaşın nedir? Hups. Şükran. Paran mı yok? Helal olsun. Şükran. Takip eden oldu mu? Hayır. Güzel. Ne öğrendin? Bay Cox'un bana minnettar kalacağı kadar önemli şeyler. Hadi Musab. Oyalanmadan anlat artık. Bu son Oswald. Bu son. Bundan sonra benden ne isterseniz isteyin. Cevabım değişmeyecek. Bir hain diye beni ortalığa atsanız bile. Anladın mı? Anladım. Haklısın Musab. Sen hiç merak etme. Bir gemi ayarlandı bile. Haftaya gidiyorsun. Babam? Liverpool'da Musab. Seni bizimkiler orada karşılayacak. Ondan sonra babanın yanına götürecekler. Sonra ne istiyorsan yaparsın Musab. Ne istiyorsan. Ama şimdi önce anlat. Hadi anlat. Esirleri kaçıracaklar. Bir kervan gibi yaklaşıp size saldıracaklar. Devam et Musab. Devam et. Bu nane. Ne güzel bir nimettir değil mi Cafer? Öyle efendim. Ferahlatır. Mideye iyi gelir. Ellerim seriyor Cafer. Buna iyi gelecek bir eczan var mı? Var Şerif Neccar. Olmaz mı? Hemen isterseniz. Tek istediğim bana saygı göstermendi. Ama sen bunu yapmadın. Birkaç tutam ot satarak geçinemezsin. Bunu sen de biliyorsun. Şerif. Sana ihtiyacın olan afyonu da tütünü de ben veriyorum. Sense benden habersiz kuta afyon sokmak için çabalıyorsun. Kervanlarınız nicedir işlemiyor. Yeterli malı bulamaz olduk. Mecbur kaldım. Savaştayız be adam. Canını kurtardığına sevin, malını değil. Bu cehennemin ortasında buraya kervan getirmek kolay mı sanıyorsun? Tepemizde Osmanlı. Biliyorum ama. O vakit sabredeceksin. Diğer esnaflar nasıl sabrettiyse sen de sabredeceksin. Eğer bir daha Türklerden mal aldığını duyarsam seni kuttan kazırım. Kendine iş yapacak başka bir şehir bulursun. Anlaşıldı mı? Bereket versin.
Hüsrev baba. Hayırlar olsun yüzündeki ferahlık. Sait'ten iyi haberler mi getirdin yoksa? Allah'ın izniyle kardeşlerimizi hürriyetlerine kavuşturacağız. Siz şimdi yarınla meşgul edin aklınızı. Dudaklarınızı da mühürleyin. Yok kızım. Bilen gören yok. Allah'ım aklıma mukayyet ol. Nereye gider bu çocuk Hüsrev baba? Aklını şerden uzak tut kızım. Hayır diyelim, hayır olsun. Olsun, olsun da hiç mi kimsenin umrunda değil Hüsrev baba? Nasıl laftır bu Zeynep? Ne demek istersin? Yanlış anladım. Sözüm haşa sana değildir. Lakin Şefik kumandan daha ne bekler neferlerini aratmak için? Harp halindeyiz kızım. Herkesin işi başından aşkın. Hele bir dur. Her şeyin bir sırası var. Komutanım, Baykuks geldi. Ne istiyormuş? Sizi acil olarak görmek istiyormuş. Gelsin. General, daha fazla bekleyemedim. Bekleyemezdim. Şu an konsantre olduğum tek şey bu barbarları gemiye bindirip Hindistan'a doğru yola çıktıklarını görmek. General, eminim Hindistan valiliği yeni kölelerini sevinçle karşılayacaktır. Tabii esirleri gemiye bindirmeyi başarabilirseniz. Nakli durdurun. Sen ne diyorsun Tanrı aşkına Bay Cox? Bu mümkün değil. Size daha kaç kez söylemem gerekecek? General, benden kanıt istediniz. Ben de içerideki adamımıza teyit ettirdim. Bu artık benim kişisel görüşüm değil. Nakli durdurun. Dinliyorum. Türkler nakil sırasında baskın yapıp esirlerini kurtaracaklar. Bu. Bu çılgınlık olur. Yapamazlar. Hem çölde nereye saklanacaklar ki? Hep gözümüzün önünde olurlar. Sorun da bu general. Saklanmayacaklar. Arap kılığına girip bir kervanla yola çıkacaklar. Diğer kervanlardan hiçbir farkı olmayacak. Daha doğrusu biz öyle düşüneceğiz. Sonra gözümüzü bir açacağız. Karşımızda 50 tane eli silahlı Türk askeri. Doğruluğundan emin misin? Benim bilgilerimin doğruluğundan şüphe duymanız beni gerçekten üzüyor general. Esirlerin nakdini ertelememiz söz konusu değil Bay Cox. Eğer bu esirler yarın o gemiye binmezlerse en az 5 ay daha burada kalacaklar demektir. Bu mümkün değil. O esirler yarın o gemiye binecekler. Bu arada Bay Cox, hep bir B planınız olduğundan bahsederdiniz. Bu durumda B planınızı devreye sokmanız gerekecek. Tabii bir B planınız varsa. General, öyle bir planım var ki Victoria Cross nişanını bana verebilirler. Gerçekten. Ama ben yine de bu yüce nişanı almak için size hata göstereceğim. Sağ olun. Sadakallahülazim. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin kumanda. Hoş gördük Hüsrev Bey. Buyur otur. Eyvallah. Mehmet'in senden çok bahsetti. Anlattığı kadar varsın. Nerede gördünüz ki? Burada desem, geleli daha ne oldu? Biz onu esir verdik zaten rotada. Yoksa İstanbul'dan mı tanıştınız? Evlat babanın sırrıdır derler. Öyle bir evlat yetiştirmişsin ki, iyiliği, dürüstlüğü, yiğitliği belli. O evlat senin işte. Eyvallah kumandan. Mehmet'im öyledir. Öyledir de nerede görmüşsün kumandan? Şöyle demli bir çay içmeyeli çok vakit oldu. Anlaşıldı söylemeyeceksin. Lanet elbise. Sen ne işin var burada? Devletiniz filleri çok seviyor değil mi Bayan Victoria? Ha? Bir şehirde kaybolduysanız yapmanız gereken şey fili bulmak. Beni çok hafife aldınız. Sizin gibi bir casusa hiç yakışmadı. Peşimi bırak! Anladın mı? Şerif Meccar bir söz verdiyse sözünü tutar. Her zaman bu kadar sabırlı değilimdir, bilesin. Siz ne biçim İngiliz askerlerisiniz? Bu adamın böyle davranmasına müsaade edemezsiniz. İnanamıyorum ya. Bu olanlara inanamıyorum. Bak bu olanların hesabını verecek. Neden bekliyorum ben? Baykuk neden bekletiyor beni hala söylesenize.
Bayan Victoria. Bana Bay Cooks'u bulun. Hemen. Bayan Victoria. Anladınız mı? Bayan Victoria. Victoria. Bu durumu ne kadar evvel kabullenirseniz o kadar az canınız yanacak. Bir dahaki kaçma girişiminizde bu kadar kibar olmayacağım. Giydirip eve götürün. Çabuk. Size emir vermesine izin mi veriyorsunuz? Sen kimsin? Ya bırakın beni. Zavallı köpekler. Bırakın beni. Ya bu adamın kim olduğunu zannediyorsunuz ha? Ya. Hiçbir yere. Kaçırdınız onu. Onu kaçırdınız. Şerefsizler. Elime geçersin Musab. Elime geçersin Musab. Güzelliğinize çok yazık ediyorsunuz Bayan Victoria. Sizinle çok iyi anlaşabiliriz. Direnmeyin artık. Bakalım Bay Cooks bana yaptıklarını öğrenince sen nasıl direneceksin? Öfkeliyken çok daha ayrı güzelsiniz. Ancak size tavsiyem sözümden çıkmamanızdır. Bay Cooks geldiğinde ona dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Götürün. Bırakın. Kendim giderim. Asker, emredin Bay Cooks. Git bana Türk askerlerinin kıyafetlerini topla getir. Hemen Bay Cooks. Çavuşum, sen de git Alfred'e söyle. Mehmet ve yanındakilerini getirsin bana. Onlarla biraz konuşalım. Arkadaşlarını özlemişlerdir. Sen zahmet etmeseydin Nusret Bey, ben hallederdim. Bana evladım gibisin kumandan. Zahmet olur mu? Eyvallah. Biz de bunun tiryakisiyiz işte. Bir de acı kahvenin. Herkesin bir şeylere tiryakiliği var sonuçta. Ekseriyet ötün. İnşallah Rabbim Mehmet'imi de diğer kınalı kuzuları da kurtarmayı nasip edecek kumanda. İnşallah Hüsrev Bey. Sefer bizden. Gerisi nasip. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam kızım.
Hoş geldiniz. Hoş gördük bacım. Nasılsınız? Daha iyi olacağız inşallah. Ali kumandanla hasbihal ederiz kızım. Çay hazırladım, içmek istersen. Kumandanı daha önceden görmüş gibiyim ama. Biz de yeni tanış oluruz aslında ama ortak tanıdıklarımız var. Sen fevkalade olmuş Hüsrev Bey. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Vakit daraldıkça benim de yüreğim daralmaya çalışıyor. Kim bilir? Hürriyete mi, şehadete mi çıkar yolumuz? Ama bu uğursuz yerden çıkacağız ya. Ona da şükür. Hayırdır Mehmet kardeş? Ateşte ne gördün ki öyle aşık aşık bakarsın? Hiç. Kuta döndüğümü hayal ederdim. Haber alamamak gibi kötüsü de yok. Ama babama ve kardeşime kavuşacağım inşallah. Benim de hatun şimdiye kaç kere bana mektup yazmıştır kim bilir. Da cevap alamayınca neler neler düşünmüştür. Kardeşler, bunca zaman böyle içli içli hayallere dalarak mı ayakta kaldık burada? Hele kendinize gelin, gevşemeyin. Yarın büyük gün. Gün Allah'ın izniyle hürriyetimizin üstüne doğacak. İtlerden kurtulacağız. Aha, itlerin geldiler. Hay çeneni senin. Siz üçünüz. Benimle geliyorsunuz. Hayırdır gene gavur oğlu gavur. Soru sorma da yürü. Gir. Oo, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Oturun lütfen. Oturun. Oturun! Sen, Mevlüt olmalısın. He, Mevlüdüm, it oğlu it.
Adımı sakın ha unutmayasın. Şşş. Küfretmek yok. Sen de Niyazi. Suratına tüküreyim sana. Niyazi ne oldu? Karadeniz. Severim. Ve gerçek dostum Mehmet. Nasılsın? Çok şükür. Derdin nedir? Dert mi? Yapma. Üzüyorsun beni. Bilakis size teşekkür etmek istedim. Çünkü her seferinde dehamı sergilemek için bana fırsatlar veriyorsunuz. Uzatma. Ne diye getirdin onu söyle. Size bir sır vereyim mi? Yarın ne planladığınızı biliyorum. Hem de bütün ayrıntılarıyla. Neymiş o bizim bile bilmediğimiz plan? Gel. Gel çözeller burada. Sana anlatayım planı. Oo. Eğer yarınki planınız benim kafamı kopartmaksa biraz sabretmek zorunda kalacaksınız. Çünkü ilk önce ben sizin o firar eden arkadaşınızın kafasını keseceğim. Destur çek ulan! Sen kimsin de bizim arkadaşımızın kafasını kesiyorsun? Ben kim miyim? Yarın askerler arasında arbede çıkartıp sizi kaçırmaya gelen arkadaşınıza yardım etme hayalleri kurduğunuzu bilen birisiyim. Daha az da var. Mevlüt. Mehmet. Niyazi. Dışarıda biraz işim var Hüsrev baba. Bana diyeceğin bir şey var mı? Yok kızım. Güle güle git. Ona neden söylemedin Hüsrev Bey? Boşa ümit vermek istemedim. Şayet Mehmet'i kurtaramazsak bir daha kendine gelemez. Yarın bütün esirlerimiz ya kurtaracağız ya kurtaracağız. İkinci bir ihtimal mevzu bahis bile değil. Ben de geliyorum baskına. Aman diyeyim Hüsrev Bey. Biz sizi kavuşturacağız inşallah. Merak etme. Ne o? Saçı sakalı ağrımış gördün. İş bitmiş mi dersin kumandan? Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Sen çöllere cepheye gelmiş adamsın. Öyle elbet. Mazur gör ama senin yaşın kadar bizim cephelerde vuruşmuşluğumuz var kumandan. 5 nesil oldu. Herkesin payına bir cephe düşer Osmanlı'da. Düşmanı gafil avlasak bile yavrun dini imanı yok. Onlar elleri bağlıyken vururlar. Biz her şeyi hazırladık. Kurduğumuz hileden haberleri yok. Olduğunda da gidecekleri tek yer çölün altı. Niyazi, üzgünüm ama gerçekten çok aptalca bir plan. Mehmet, sadece güzergah değiştirmekle bozulan bir plan. Teşkilatçı aklı bu kadar demek ki. He? Sizin de aklınız bu kadar demek ki, öyle mi? Bu kadar mı? Aha, elbet aptalca. Çünkü bunların hepsi senin hayal ürünü. Size bütün bunları neden anlattığımı merak ediyor musunuz? Söyleyeyim mi?
suratınızdaki şu hali görmek için. Bak aptalca bakıyorsun. Çok aptalsın. Çok salakça bakıyorsun. Sırata bak. Otur yerine. Ayrıca yarın bize baskın yapmak isteyen arkadaşlarınıza hem de onların yolunda çok güzel bir sürprizimiz var. Gerçekten. Emin olabilirsiniz. Güzel bir sürpriz. Ondan sonrasına da siz nasıl diyorsunuz? Allah bilir. Nasıl yani? Beğenmediniz mi? Ulan Allahsız kitapsız. Varsa yoksa namertliğe çalışır aklın. Aklın mertliği ya da namertliği olmaz. Akıl akıldır. Aklın namerdi yoktur ama senin gibi puştun namerdi vardır. Ne dedim size? Küfür yok. Küfür yok. Neyse neyse. Neyse tamam. Siz şimdi biraz dinlenin. Uyuyun. Çünkü Hindistan'da uyuma fırsatı bulamayacaksınız. Hadi bakalım. Götürün bunları. Kalkın. Kalkın. Şimdi. Yarın büyük gün Hüseyin Bey. Bana müsaade. Müsaade Allah'tan evlat. Hüseyin Bey, ben bir çocuk ararım. Adı Resul. Hayrolsun kumandan. Kimdir, necidir? Öyle 12-13 yaşlarında. Akıllı. Akça pakça bir oğlan. Çobanlık yapar. Tanısam da çıkaramadım. Lakin sorar, soruşturur, buluruz elbet. Hayırdır inşallah? Hayır, hayır. Bir borcum vardı da. Neyse, buluruz elbet. Artık buradayız. Hüseyin Bey, yarın baskına geleceksin. Buna ihtiyacın olacak. İhtiyacımdan fazlası var kumandan. Sen hiç merak etme. Biz kelle koltukta hazır bekleriz harp etmeyi. Evelallah. Eyvallah. Sağlıcakla kal Zeynep bacı. Allah razı olsun. Zeynep bacı. Buyur Ali Bey. Hava yaza çalacak. Bu havayı bilirim. Gecesi insanı dondurur. Ama gündüz güneş açtı mı? Bahar geldi sanırsın. Yarın güzel bir gün olacak. Sen içini ferah tut bacım. İnşallah. Mehmet olmadıktan sonra bahar gelse de çiçeklenir mi ki yüreğim?
Bizimkilere haber edemezsek harap olurlar. Fena tuzak kurmuş gavurun Enik'le. Mehmet sana der düşün. İyi olacak hastanın hekim ayağına gelirmiş. Ya gelmezse? Hastanın hekimin ayağına gitmesi icap eder. Ben yüzbaşının yanına çıkınca esirlerin arasına karışacaksınız. Hepiniz ayrı koldan. Hintli hekim. Konuşmam yok. Tutun şunu! Tutun! Yakalayın! Tamam da durduk işte. Ne oluyor? Nasıl girdin içeri böyle kaldır durdun? Hekim! Hekime ihtiyacım var! Hekime ihtiyacım var! Asker! Ne bu gürültü? Yine ne oluyor burada? Esirlerden bir revire doğru kaçmış efendim. Sen bana bak, hastalıktan gebersen bile umurumda değil. Götür şunu. Ahmet, tamam mıyız kardeş? Tamam. Çuvalları alın kardeşler. Haydi. Haydi. Hadi sallanmayın. Defolup gidin de kurtulalım sizden artık. Şu ocağa batasıca şeytan düşmedi yakamızdan bir türlü. Ne olacak şimdi bizim şu? Kardeşlerimiz bizi kurtarma pahasına ölüme gidecek. Bir hal çare düşünelim. Ben çatlayacağım yoksa kardeş. Durduğu için Ettum'un kafasını gelmeye attığı bir şey. Hala bir şansımız vardır belki. Durun hele. Ya o kadar domuzla bir cilet mi başa çıkacak Mehmet? Ne dersiniz? Deneyeceğiz en azından. Neymiş kardeş deneyeceğimiz? Biz bir evvelki planımıza sadık kalacağız. İçeriden vurmaya çalışacağız gavuru. E sonra ne olacak? Sonrasını ben de bilmiyorum. Niyetlenip girişeceğiz.
Korkarım o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak. Ortalığı yeterince karıştırırsak bu itlere karşı bir şansımız olur. Sallanma, sallanma! Doğru dersin kardeş. Biz bunları elimizden geldiğince kıralım. Geç hadi, geç, geç! Yolda saldıralım o vakit. Yolda. Eyvallah. Hasan Bey. Başarır mıyız bugün kardeşlerimizi kurtarmayı? Baksana şu nöferlerin yüzlerine. Yunancı'nın kıramayacağı zincir mi var? Yok Allah'ın izniyle. İmanımızın kıramayacağı zincir yok. Esir kardeşlerimiz için kaç tane tüfek aldık? 100 tane kumandan. Kâfi. Düşmanımız cephanemizden çoktur. Kurşunumuzu dikkatli harcayacağız. Keskin nişancı hanginiz? Benim kumandan. Allah gözüne keskinlik versin aslan. Sağ olun kumandan. Selamünaleyküm. Ya aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin Hüsrev Bey. Hoş gördük kumandan. Geç! Geç hadi geç! Geç! Sallanma yürü! Yürü dedim! Yürü hadi sallanma! Geç! Geç hadi geç! Geç! Hadi yürü! Hadi yürü! Geç geç geç! Esirler! Hepinize Hindistan'da mutlu günler dilerim. Bizler elimizden geldiğince sizi iyi ağırlamaya çalıştık. Ümit ediyorum ki memnun kalmışsınızdır. Şu silahını iyi sakla. İyi yolculuklar.
Bu iğrenç şeylere yarım saatten fazla katlanamam artık. Çok pis kokuyorlar. Gerçekten çok. Şunları elimin bağı yokken çıkar karşıma ya Rabbi. Geçin ya. Hepinizin içinden ettiği duayı iyi bilirim. Bilirim. Çünkü benim de duam hep aynıdır. Allah'ım, bana şehadet nasip eyle bu cengimle. Koskoca Hüsrev Bey, aramızda her birimizin ömrünce cephede savaşmış, onun dahi duası aynıdır. Ama benim için her birinizin canı sizin için olduğundan daha mühim. Çünkü bugün bu vatan için ölecek değil, yaşayıp savaşacak neferler gerek. İşte o cenklerden biri bizi beklerimdi. Allah'ın izniyle kardeşlerimizi esaretten kurtarıp dosta gül, düşmana zul olmaya muvaffak olacağız. İnşallah efendim. Hakkınızı helal edin yiğitlerim. Helal olsun. Daha yeni tanış oluruz. Bilirim yoktur ama benden yana da hepinize hakkım helaldir. Gazamız mübarek, Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet de bizim uşaklar düşmesin bunların tuzağına. Ama böyle ufak bir iş götür başlarına da.
Varamaz. Yarab. Yürü. Hadi. Hadi. Dilimiz damağımız birbirine yapıştı. Bir su verin de içelim. Hadi. Ne bu çavuş? Hadi. Ne bu çavuş? Ne kardeş? Bu it suyu getirecek ya. Matarayı uzattığında boynuna atılıp canını alacağım. Siz de kendinize mukayyet olun. Aranızdan biri kaçabilirse bizimkilere bu suda yardımcı olur. Tamam kardeş. Duydun mu Niyazi? İnşallah şu an, inşallah. Allah'ım nedir bu dertimiz ya? Kendi dertimiz anlayalım. Kardeşlerimiz anlayalım. Vicdandan nasibinizi hiç mi almadınız? Susuzluktan ölelim mi? Size diyorum, versenize suyu. Kapat sen hani, kapat. Hadi yürü. Su verin, su. Ölelim mi susuzluktan? Size dedim ya, su versenize. Yeter be. Cox, yaklaşmak için askerleri hızlandırmam ister misin? Mesafe epey açıldı. Mesafenin ne kadar açık olduğunu görebilecek kadar gözlerim keskin. Türklere biraz zaman veriyorum. Nefes alsınlar. Nefes alsınlar ki ondan sonra leşlerini akbabalara yedireceğim. Ha! Ha! Hadi sallanmayın, hadi. Biraz daha bir şey yapmazsak kardeşlerimizin dermanı kalmayacak Mevlüt Çavuş. Doğru dersin de kardeş, yapmadık bir şey bırakmadık ki. Doğru. Kendime çekemedim ki domuzu. Böyle tam bir kol mesafesi lazım bana. Atlayacağım boyun, koyacağım jileti. Ama nerede? Nasıl yapsak? Nasıl? Sen bu ayakla nasıl yürüyorsun Mevlüt Çavuş? Hangi ayakla? Nasıl? Diyorum ki ayağın ağrıyor ya. Hani böyle kendini yere bırakıversen, kalkmasan, hekim çağırsak, ondan sonra askerler gelse seni kaldırmaya çalışsa ha? Ha. Ayağımı diyorum. Hey, vallahi helal olsun. Ben buradan anladım, sen oradan anlamadın herhalde.
Durun! Hayır! Dur! Yardım edin! Yandım ayağım! Hekim çağırın! Yandım Allah ayağım! Ya biriniz baksanıza adama! Günah be günah! Kalk hadi kalk! Gebertilmiyorsa kalk! Ayağım kırıldı! Hekim misin sen? Ne anlarsın? Bak işine! Haklı diyorum size! Hadi kalk hekim kalk çağırın! Kalk hadi kalk! Kalk! Dur! 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 Allahsız köpek! Hadi hadi! Yürü! 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 Hadi hadi! Vardık sayılır kardeş. Az kaldı. Allah'ın izniyle kardeşlerimizi görür görmez yıldırım gibi bineceğiz düşman tepesine. Tepenin ardındalar kumandanım. Kafile yaklaşınca Şefik kervanla hareketlenecek. Arap kılığında olduğumuz için bizden şüphelenmeyecekler. Fırsattan istifade yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım. Şefik'in hareketiyle iki koldan hücum edeceğiz. Şamil, önce makinalıları sustur. Allah yardımcımız olsun. Amin. Gel bakalım Üsküplü. Orada olduğunu biliyorum, gel.
kazamız mübarek olsun. İşte geliyorlar. Hazır olun. Ateş etmeyin. Daha değil. Ateş etmeyin. Benimle gel. Gel. Yürü. Dur. Dur. Ateş etmeyin. Yavaş. Ateş etmeyin. Tüfekleri indir. Ha! Oh! Bırakın geçsinler. تقتلونا اشتنا اشملنا خذوه اما تحبون الله لا تقتلونا
Baykuks, Lüker geldi. Ne olduğunu anlamadık. Nasıl olur? Güzergahı değiştirdiğimi nereden bilebilirler? Yardıma gidiyoruz, çabuk! Dileğine vurmayın. Esirlere iyi muamele edin. Önlemedim mi size kıracağız bu esaret zincirini diye? Allah'ım hükmün! 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 Burada. Nasıl? Yok. Nasıl? Nasıl?